Ne demek gelmiyor ya? Gelmiyor ne demek? Allah abi tamam bir sakin gözünü seveyim ya. Hasta gelmiyor, işi var gelmiyor. Ne Fikret Kalo bu ya? Hatırlatırım yani arada bir hatırlarsak iyi olacak. Nadiren de olsa kadın da cozutmaya hakkı var herhalde. Hacı niye bu kadar sinirlendin anlamadım yani ha? İş yapıyoruz burada Sinan. Bir sürü organizasyonu iptal ettik bu iş için. Yani hanımefendinin aleti rüyasına mı göre ayıracağız kendimizi? Nasıl iş bu? Tamam, tamam kardeşim haklısın. Tamam. Başından beri yanlıştı zaten. Hayır iş olmasa... Yok yok. Yapamayacağız biz bu kadınla. Hay Ömer ya, hay Ömer ya. Ha bu arada bu akşamki davete senin gitmen gerekiyor. Ben gelemiyorum çünkü. Ne davet haberim yok benim. Nasıl yok ya? Dernek içinde yemeğe gideceğiz dedik ya. Bir iki saat görünüp çıkacaksın ne olacak? Çıkacaksın. Sen niye gelmiyorsun? Ben Yasemin'e gitmek istiyorum. İstiyorsun? Evet yani gerçi daha davet ettirmedim ama hani danmayacağım. Ben Ömer bakma öyle ya anlayış biraz lütfen. Gerçekten böyle ya şeyim yani. Fenalardayım. Beynime kan gitmiyor o derece. E git git. Git aşkını yaşa. E sen de Defne'yle git davete. Nasıl? Hulusi Bey yemeği mi çağırdınız? Ya anneanne o adamla Ömer konuşmuyor ki. Küs. Ne konuşacağım ben şimdi ya adamla? Ay vallahi ben hayatımda daha fazla entrika falan istemiyorum anneanne yeter. Aa siyasi konuşma. Alt tarafı bir yemek canım. Dur bak şimdi seni konferansa bağlıyorum. Anneannem ve konferans. Efendim? Kızım ne oluyorsunuz siz ya? Anneanne sen hayırdır konferans falan? Gelinim öğretti. Hı, ben öğrettim. Nasılsın Türkan teyzem? İyiyim şekerparem seni bekliyorum. Geliyorum geliyorum yoldayım. Aldım öteberiyi. Ay görüyor musun bak o iki canlı haliyle bir koşu gidip alışverişini yaptı geliyor görüyor musun? Ay ne o kollarım yorulmasınmış. E tabii. Ay vallahi ne şapşahane oldunuz ha. Aferin size. Defne akşam Hulusi Bey'le konuşman lazım. Torunuyla barıştırmamız gerekiyor. Dedeye sahip çıkalım. Çok dertli adam. Kız bak, vallahi bir el at şu işe ya. Hem sevaptır bak. Ha, yaşlı başlı adam. Bir gözü toprağa bakıyor. Aa, ne alakası var canım? Allah'ın izniyle daha uzun yıllar var önümüzde. Yani önünde şeyin adamın Hulusi Bey'in. Ne oluyor orada? Bir şey oluyor. Akşam anlarsın. Bana bak, tamamsın değil mi? Barıştıracağım. Ya bu Ömer için çok zor bir konu yani. Ne diyeyim ben şimdi Allah Allah ne konuşayım? Tamam ben de isterim Ömer barışsın dedesiyle de. Kimseyi dinlemez ki Ömer bu. Ay. Ay bana bak adamın yüzüne yüzüne konuşuyorum. Ay, öleceğim şimdi tansiyondan. Anneanne kapat. Ya sen de kapat tamam. Ne istiyorsanız öyle olsun. Geleceğim akşam ben tamam mı? Akşam benimle gelir misin? Nereye? Bir davete katılmam gerekiyor da. Sonra da bana gideriz. Ha. Ya ben gelemem. Akşam evde olmam lazım. Aile zamazingo söyle şey. Ben geleyim o zamazingoya. Sen bize. Hem sizinkileri de özledim. Bir görmüş olurum. Gel. Gel tabii. Her zaman gel bize de. Bugün gelme. Şimdi anneannem böyle konu komşu ne varsa herkesi toplamıştır. Çok sıkılırsın. Akşam yoksun yani. Ya yapma. Yarın geleyim. Anlaştık. Yani... Elimden geleni yaparım. Ama Ömer'in müdahaleden hoşlanmadığını biliyorsunuz. Yine de konuşup ikna etmeye çalışacağım. Ama hiçbir şey için söz vermeyeyim.
Anladım kızım, anladım. Haklısın. İyi niyeti için sağ ol. Ama senden başka hiç kimseden isteyemezdim bunu. Konuşur benim kızım, konuşur. İkna eder Ömer oğlumu. Hem ikna olmayacak ne var? 3 günlük dünya. Ya ne alemi var küs kalmanın, değil mi? Doğru. Gelin de bunu gençlere anlatın bakalım. Sanıyorlar ki hayat sonsuz, uçsuz bucaksız. Sonunun geleceğini bir bilseler. Yok yani öyle anlamıyoruz da. Ömer'in de kırgınlıkları var yani. Doğru. Çok yanlışlar yaptım. Çok hatalar yaptım. Çok hatalar. Ama bir izin verse hepsini telafi edeceğim. Hepsini. Yeter ki şöyle bir adım yaklaşsın bana. Abla, telefonun çalıyor. Ömer abi. Çok pardon. Canım ben şöyle bir geçeyim. Ay. Efendim Ömer. Ne yapıyorsun? Özledim seni. İyi, davet nasıl gidiyor? Çıktık. Çıktınız. Kiminle? İşte Fikret'le. Ona gidiyoruz. Ne? Ya işte bize koleksiyonun ilk tasarımını gösterecek. Seni de aldım diyorum. Ha. Ama şey, ben de sana geliyordum. Hatta geldim, kapının önündeyim. Bana mı geliyordun? Evet yani öyle tatlı bir sürpriz falan yapayım diyordum. Ama tabii şimdi şey öyle olunca... Ne yapalım peki? Sizin programınız varsa yarın görüşürüz. Yani tabii sen bilirsin. Tamam Defne, öyle yapalım. Geliyorum ben de. Ay. Biz seni eve bırakalım şimdi Şükrü'yle. Sabah doğum gibi gelir alır seni. Oradan da işte çalışmaya başlarız. Ben gelirdim. Tabii, tabii. Gördük. Hadi. Ne dedim ben ya? Sana geldim dedim. Ben onu nasıl dedim ya? Yürü Defne, koş Defne. Ay. Ay Ömer evde mi ki ya? Hoş geldin. Ne bu halin Defne? Ay sorma, nefesim kesildi. Neden tam olarak? Merdivenleri görünce bir egzersiz yapayım dedim de öyle üst bacaklar için. İn çık, in çık. Nefes nefese kalmışım öyle, manyaklar gibi kaptırmışım kendimi. Bir de bende bir huy var, taktım mı takıyorum. Öyle iddiaya girdim kendimle, dedim Defne kızım dedim, sen buraya 50 kere inip çıkamazsın. Tabii kendimi kanıtlayacağım ya. İndim indim çıktım. Becerebildin mi bari? Sence? Gel su iç, gel. İso'nun aracını gördün dışarıda. Ha evet. Ben bir Ömer'i göreyim dedim. Getirdi sağ olsun. Sen gidiyor musun yani? Ha evet gideceğim. Ama öyle biraz takılalım. Bir yüzünü göreyim dedim, özledim. Fikret mi geldi? Niye Fikret gelsin canım? O zaman Neriman Hanım mı geldi? Ya Defne ne oluyor sana, bir sakin ol. Yok Sude. Bir sakin ol, dur. Özlemişsindir dedim. Gir, gir. Ne haber Defne? İyi Sinan Bey, siz? Bundan sonra böyle mi? Evli adamım diyorsun, dışarı çıkmam, top oynamalar falan da yok. Evimde takılırım. Ay ne olur oynayın. Yani çok sevinirim hatta, benim için hiçbir mahsuru yok. Hatta memnun bile olurum. Yani şey, ben engel olmayayım anlamında şey bu. Oh, yenge hanımla izin de çıktı. Ne diyorsun?
Nerede kaldı Koray? Hadi başlayalım artık. Hazır olunca haber verin. Dedi giriş yapacakmış kendisi. Tamam versene işte haber hadi ya. Tamam. Ben arıyorum o zaman. Koray Bey buyurun. Hoş buldum. Hoş geldiniz Koray Bey, hoş geldiniz. Başlayalım mı? Ay, başlayalım Sinan Bey. Hadi hayatım oynat. Aynı nehirde iki kere yıkanılmaz demiş Heraklitos. Bir bahar geçer, yaşananlar yaşanır, başka bahar ertelenmez. Bir dahaki bahar o kadar yağmur yağmayabilir belki. Ya da o kırmızı araba bir daha oradan geçmez. Aynı dalga bizi yeniden ıslatmaz veya güldürmez. Yeniden o an olmaz. Anı yakalamak lazım. Bir daha yaşanmayacağını bilmek, tadını çıkarmak. Bu da bir nevi öyle. Bizim koleksiyonumuz bunu anlatacak. Yani yaşayın. Yakalayın zamanı. Giyin o ayakkabıları, o kıyafetleri. Yakıştırın kendinize ve bir an önce siz olun. Hayal kurmayın, olun. Kahkaha atın, dans edin, gülün, eğlenin, konuşun. Hissettiğiniz gibi olun. Kendinizi görmek istediğiniz gibi. Olmak istediğiniz gibi. Hemen şimdi. Ay biliyorum hayatım. Ay yeni bir şey değil zaten bu. Ay gözleriniz kamaştı değil mi? Aklınız çıktı hayatım. Bana yetişemeyeceğinizi o kadar iyi biliyorum ki. Ay ve sizler, siz sıradan insanlardan bir adım önde olan ben hepinizi sevgiyle kucaklıyorum. Hoşça kalın. Ben odama gideyim o zaman. Siz çalışın. Kal defne. Fikir ver. Birlikte çalışalım. Yok yok. Benim başka işlerim var zaten. Zeynep bir şeyler gösterecekti. Onlara bakayım. Peki. Ne oluyor? Ne oluyor? Yani Defne ile aranızda bir sorun mu var? Ben arkadaşsınız zannediyordum. Ben de. Efendim? Aa, yok bir sorun yok. Yok bir şey. Yani benim biraz kafam dağıldım da başka bir tarafta. Neyse. Başlayalım mı biz? Peki. Ne anlatıyor acaba ya? Yok canım yani anlatsa Ömer böyle durmaz herhalde. Üf, ama her an söyleyebilir. Bir de Simurg var. Ya Ömer çok etkilenirse falan. Hem çeki söyleyip hem Simurg'u anlatırsa. Ay o zaman çifte kavrulurum. Ya ışıkta renk değiştiriyor gibi. Nereden bakarsan öyle görürsün felsefesinden yola çıktım. Konsept fikrimizle tematik bir uyum olması lazım birbirine bağlamak için. Güzel. Ayakkabıda da bu minvalde yürüyebilirim. Yani kafamda bir iki bir şey var. Yani simetriyi bozabiliriz mesela. Farklı estetikler yakalamak için. Yani bir yerden gördüğünü başka yerden göremiyorsun. Ömer bugün bir çerçeve gördüm senin evinde. Simurg arması. Evet. Onu nereden buldun? Fikret bu konuşmak istemediğim bir konu. Neden? Özel çünkü. Özel? Böyle sohbet edilecek bir şey değil. Defne biliyor mu peki? Evet, biliyor. Defne benim kız arkadaşım. Evlenmeyi planlıyoruz. Anladım. Ömer aslında o Simurg. Fikret, konuşmak istemiyorum. Cidden. Daral geldiğine. Yok ya yeter artık ben böyle yapamayacağım.
Hadi Şundur. Sen daha gelişi güzel çizgiler üzerine durmuşsun. Daha casual. Yani biraz sokak modasına yakın ama sofistike de bir yandan. Şimdi böyle olunca benim de kafam açık ayakkabılara gidiyor. Yani özgür ayaklar, daha bohem. Ne diyorsun? Efendim? Fikret, ne oluyor sana? Yok bir şey. Yani kafam dalgın biraz bu aralar. Hadi çalışalım biz. Çalışalım, çalışalım da dinlemiyorsun Fikret. Tamam, pardon. Dinliyorum, sendeyim. Ne diyorduk? Pardon, bölüyorum ama Ömer, bir odada konuşabilir miyiz? Tabii, çık sen. Geldim. Ömer, ben bugün izin alsam yarın öğlene kadar. Neden? Neyin var? Hasta mısın? Yok, iyiyim. De böyle bir biraz uzaklaşmak bir gün. Ne oluyor size, ben bir anlasam. Biz? Anlatmadan gidemezsin Defne. Dinliyorum. Nihan, bebek falan da şimdi gelecek ya. Kötü bir şey yok değil mi? Yok, her şey yolunda. Ama tabii yanında olmak lazım sonuçta. İyi madem, o zaman git bakalım. Ama arada bir ara da ben bir sesini duyayım. Söz veremem ama aramaya çalışırım. İyi ol sen. Tamam. Ben yanındayım her zaman. Tamam. Bu sana söylediğim son yalan olsun Ömer. Çözülsün artık bu düğüm. Bir sıkıntı mı var? Daha yok, hayır. Pek iyi görmedim de Defne'yi. Bu aralar kimse iyi değil nedense. Ben de anlamadım. Yok bir şey. Bir şey yok. Çalışalım mı biz? Adını sorsan söyleyemem.
kaplamış yine bütün güneşi üstüne. Kamaşıyor gözlerim bebeğim, böyle gülmek olur mu, gözünü seveyim. Cennet dudaklarınmış, öp de öleyim. Aşkmış adı. Nerede? Kahvaltı falan hazırlanmamış. Hemen de bir söylenmeler, bir şeyler. İnsan önce bir günaydın der, bir tatlı tatlı konuşur, bakar. Lütfen ama. Sen her sabah böyle güzel uyanmak zorunda mısın? Nerem güzel canım. Çarşamba cadısı gibiyim. Ben bayılıyorum ama bu haline. Onu ne yapacağız? Ayrıca sana bundan sonra gülümsemek de yasak. Niyeymiş ki o? Bak hala. Sen bayağı ciddisin yani. Yalnız hep alev aldı buralar. Almasın mı? Alsın madem. İçimiz ısınsın. Bende de yani bugün bir iştah, bir iştah. Sen yemeyecek misin? Seni yesem ben. İyi yani ama şimdi. Ne güzel tanıştık. Tanıştık mı? Evet. Hakkında birçok şey öğrendim. Mesela kızarıyorsun heyecanlanınca. Kızardın mı şimdi? Kızardım değil mi? Mutluysan mesela ya da böyle keyfin yerindeyse daha çok konuşuyorsun. Ha, değil mi ya? Çok konuştum bır 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 durmadan.
Çok güzelsin bugün. Bir başka güzelsin. Yok canım. Böyle dursan ben de seni seyretsem bütün gün olmaz mı? Sıkılmıyorsun sonra. Sıkılırsak başka şeyler yaparız. Domates var, yeşillik var, yumurta var. Yesene. Ay. Kızardım değil mi yine? Kızardım. Kırmızıyım değil mi? Ömer, defile mekanı tamam. Hem de oğlum yer orası. Ya düşünebiliyor musun? Hadi abi, hadi hemen gidiyoruz. Hadi çabuk, çabuk, çabuk. Hemen. Ya Sinan. Anladım kardeşim, tamam. Anladım, tamam, tamam. Niye, ne oldu? İş. Şu defile mekanı bulunmuş. Gitmemiz gerekiyor. Tabii yani, defile geldi çattı. Takvimin sıkışması normal. Bizi çok yoğun bir hafta bekliyor. Hadi kalk. Hiç istemiyorum çalışmak. Şöyle bugün seninle güzel bir yere gitsek. Sadece seni sevsem. Saçlarınla, güzel gözlerinle vakit geçirsem. Çok bir şey istiyorum. Aa, bana da bak ya. Resmen işkolik, senior, iplikçiyi bozduk. Bayağı işe gitmeyeceğim diyor. Çok fena yoldan çıkardın beni Defne. Ne yapacağız? Senin de yani bir böyle yoldan çıkasın varmış şimdi. Bütün topu bana atmayalım lütfen. Bak sen. Yani. Ben ne yaptım ki canım? Ne yaptın? Öyle mi? Hadi kalk bakalım artık. Gideceğiz mecbur yani. Ay güya ben de kalkıp üretime gidecektim şu topuk detayı için ya. O işi mi verdiler sana? Evet. Kimmiş ya senin patronun? Ne zalim adammış. Ben bir konuşayım şununla. Vallahi benim patronum aşktır. Ayrıca da dünyanın en etkileyici adamı. Bak bak cevaplara bak. Ama öyle. Ama şimdi yani böyle bir güzellikle ilgilenmek varken gel de işle ilgilen. Olacak iş değil. Ama geç kalıyoruz. Kalalım. Bana ne? Beklesinler. Adam delirdi ya. Kim delirtti acaba? Ay, Ömer vallahi şimdi beni de yoldan çıkaracaksın. Bana uyar. Gerçekten geç kalıyoruz. Hadi çıkmamız lazım. Vallahi ya. Hadi çıkalım. İyi tamam gidelim. Ay, bir yapamadım ya 2 saat. Hazırlanamadım yani. Bence sen de gitmek istemiyorsun. Gitmesek mi? Bak hala. Ne var canım? Bir gün işten kaytarsak. Şöyle tadını çıkarsak birbirimizin. Keşke ama çıkmamız lazım. Geç kalk. Of. Ya oflama. Hadi kalk. Bak hala şansımız var. Ömer. Hadi aşkım. Hadi sevgilim. Hadi bir tanem. Hadi. Efendim. Ay yok. Kalkmayacak. Vallahi kalkamayacak ya. Vallahi tutmuş adamı kolumdan çekiyorum. Düştüm hale bak. Bu el tutup götürmeler de bana başka şeyler hatırlatıyor ama. Ya utandırmasana. Hoşuma gidiyor. Ve kızarıyorsun falan. Senin de eline koz verdik şimdi. Yandık. Şikayetçi misin? Yani. Ya ne olursun kalk. Vallahi geç kaldık diyorum. Hadi çıkmamız lazım. Hadi. Tamam belki arabada fikrin değişir. Ha deli ya. O zaman ben gideyim. Maalesef vakit geldi. Üf, hiç gitmek de istemiyorum ya. Aman canım abartmanın gereği yok. Ben bir üstümü değiştireyim zaten şirkete geleceğim. Çok gecikme. Yok yok gecikmem. Thank you.
söylemiyor. Çatladım ben burada meraktan. E buradayım. Esra nerede anneannem? Esra okulda. Türkan teyze de komşuya gitti. Yani dökülmek istiyorsan tam sırası. Hadi. Ne? Hayda. Koparttı. Kızım ne sırıtıyorsun salak salak söylesene. Bana bak. Sende bir şey var. Ne oluyor? Ne olmuş? Yok bir şey. Var var. Bak bakayım sen bana. Bir şey olmuş. Dökül. Ay niyan benim vallahi giyinip hazırlanıp bir şey gitmem lazım. O yüzden gidiyorum. Nereye gidiyorsun? Defter! Kız! Bak ya! İlla yalvaracaksın ya. Aşk olsun. Ben böyle mi yapıyorum sana ya? Serdar'la ne olsa ben gelip böyle lönküp diye kucağını bırakmıyor muyum? Ha Defne. Ne bu halin? Neredeydin? Ne oldu? Anlatsana ya. Nihan. Ha. Ben çok mutluyum. Onu görüyoruz. Ama çok mutluyum. Ay ne bileyim. Şimdi böyle düşündükçe. Tamam. Ömer'e sorayım, o anlatsın ya ne olur. Ay dur saçmalama. Dökül. İşte şey oldu. Ne oldu? Biraz yakınlaştık. Ha. Baba ya. Ölümü gör. Otur. 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 Özür dilerim. Söyle. Söyle. Tamam. Şimdi. Tamam. Bak şimdi. Saniye saniye. Her ayrıntısını an be an anlatıyorsun. Tamam mı bebeğim? Hadi. Oha yok artık. Saçmalama. Hadi. Ay ciddisin. Çüş. Ay çocuklar. Bir şey söyleyeyim mi size? Bence defileyi burada da yapabilirmişiz. Ay saçmalama. Sensin saçmalama. Fikrime saygı duymak zorundasın. Ben konseptin sahibiyim hayatım. Sen konseptin kostunu bilmezken ben ortalığın tozunu attırıyordum. Kızım. Tamam Koray, tamam. Hadi işimize bakalım. Ay Necmoş Bey, bana şu anda ilham verdiniz. Acaba diyorum after party mi yapsak şuralarda bir yerde? Basını da çağırırız. Da tabii ki bu halde değil. Ay, yine el atmam lazım. Tabii konsept deyince akıllarına Koray Sargın akıllara geliyor değil mi? Nerede konsept orada Koray. Koray şimdi ben sana bir el atacağım. Ay babacığım ay. Tamam hadi biz şey yapalım. Ama yani. Efendim Defne. Ömer. Ben sana söyleyemedim de. Ben seni sonra arayayım mı Defne? Şimdi Koray kafamız şişiriyor da. Ha. Tamam sonra konuşalım o zaman. Hayır hayır bir dakika bir dakika dinle. Şey, sana Cihangir Tepesi'nde o Simurgu veren kız var ya. Nereden çıktı şimdi? Vakti mi? Ay tam da vakti. O kız Fikret. Yani Fikret Galo'nun ta kendisi. Bil istedim. Zaman dinlemez dertlerini.
Biliyor muydu? Evet. Ömür, ben leylaktan vazgeçtim. Karanfil çiçeği istiyorum. Ay yani karanfili böyle fakir çiçeği diyorlar. Halbuki değil hayatım, ben bilirim. Karanfil temizliğin, saflığın çiçeğidir. Ay o Yasemin katnemi çiğ çiğ gül koyacağım diyor. Ay sadece gösteriş yapıyor. Bir şey yapar mısın Ömür? Bunu çıkışta konuşalım. Ay Ömür, kime diyorum hayatım? Sen patronsun. Ay meydanı bırak bu görgüsüzlere. Gül koyacak diyorum, gül. Sevgilim. Oh. Neler yapılmış neler. Bu ne ya? Pek bir anlamı kalmadı ama yaptım işte bir şeyler. Nasıl özledim. Ya bir şey diyeceğim. Şu yemek faslını bir geçsek de böyle boşuna zaman kaybetmesek mi? Niye? Tok musun? Bir şeyler mi yediniz? Defne ne oluyor? Bir sorun mu var? Yani aradım birkaç defa seni ama duymadın herhalde. Hadi canım. Sessiz almışım. Ya rahatsız edilmek istemedin. Nasıl geçti? Konuştunuz mu Fikret'le? Evet. Cihangir Tepesi'ndeydik. Hani o ilk karşılaştığımız yerde. Hakikaten oymuş ya. Çok acayip değil mi? Teşekkür ettim ben de. Bayağı uzun sürdü. Efendim? Ne güzel, iyi diyorum. Şimdi nasıl minnettarsındır ona? Öyle, öyle tabii. Defne. Cidden ben hiçbir şey anlamadım. Nedir sorun? Otursana biraz konuşalım. Konuşalım. Şimdi siz Fikret'le orada karşılaştınız ya. Hani mesela birbirinizi kaybetmeseydiniz. Defne ben bu konuları daha önce konuşmuştuk diye hatırlıyorum ama. Peki tamam, sorumu değiştiriyorum. Ben karşına hiç çıkmasaydım. Fikret çıksaydı daha önce. Yani önce onu görseydin. Defne ne yapıyorsun? Nereye varmaya çalışıyorsun? Hakikaten yani hiç sevmediğim farazi sorular. Vallahi benim de hayatta bir sürü sevmediğim şey var ama katlanıyorum. Ne yapalım? Tamam Defne, tamam. Konuş, dinliyorum. Sana çok açık bir şey soracağım. Çok açık bir cevap bekliyorum. Ki zaten bayağı net birisin. Sor canım, sor canımın içi. Sor şu içini sıkan neyse bir an önce çözelim artık. Eğer diyorum, ben hiç karşına çıkmasaydım. Seni ilk gördüğümdeki Ömer İplikçi olsaydın ve Fikret çıksaydı karşına. Hatta geçmiş hikayenizle. Aşık olur muydun? Birbirinizi sever miydiniz? Fikret Galo ve Ömer İplikçi. Yakıştı da bayağı. Hani hep size diyorlar ya mükemmel ikili diye. Soruma cevap verir misin? Fikret Galo ile bir ilişkiniz olur muydu? Gerçekten konuşmayalım bunu, saçmalık. Niye? Söyleyeceklerinden mi korkuyorsun? Defne, bu dediğinin hiçbir mantığı yok. Yani gereksiz yere paranoya yapıyorsun.
Kaçıyorsun. Sen iyice ne paranoya yapıyorsun, farkında mısın? Bana çocuk gibi davranmayı bırak, tamam mı? Bir soru sordum ve cevap istiyorum. Bilmek istiyorum. Evet. Evet ne? Sorduğun sorunun cevabı evet, oldu mu? Evet. Evet ha? Ben olmasam kader de sizi hazır birbirine bağlamış nasıl olsa sevgili olurdunuz, öyle mi? Hatta evlenirdiniz. Çok mutlu olurdunuz, mükemmel bir çift olurdunuz. Başarıdan başarıya koşardınız. Herkes sizden bahsederdi. Çok mutlu olurdunuz yani. Ben ne gereksiz bir insanmışım ya. Bayağı ayağınızın altında falan dolanıyorum. Yani mutluluğunuza engel oluyorum ben sizin. Defne. Hiç gerek yok gerçekten. Ben çekileyim aradan. Nereye? Gidiyorum. Ya yok öyle bir şey. Otur. Saçmalıyorsun iyicene. Ya bırak. Otur dedim. Defne. İso. Aa, selam. Ne haber? İyidir senden. Eyvallah. Alışabildin mi? Vallahi kendimi buluyorum desem yeri. Tam benlik işmiş. Aiste aiste alışıyoruz işte. Zaten ustam da sen de ışık görmese bu kadar sahip çıkmazdı. Eyvallah. Usta zaten kitap gibi ya. Hiç sıkılmıyorsun. Sürekli bir şeyler öğreniyorsun. Tabii tabii öyledir. İyi buldunuz birbirinizi. O da öyle yapamaz herkesle. Sen de vesile oldun, köprü oldun. Eyvallah. Defoya. Evet. Ya hadi gel ben de. Ya ben hiç rahatsız etmeyeyim. Ya Ayşo sen Defne çağırsan da buraya gelse olur mu? Olur. Gönderirim ben şimdi. Eyvallah. Görüşürüz. Ne yapıyorsun Defonzo? Vallahi ne yapayım, gördüğün gibi kahveyi bana kilitlediler. Selim mi geldi? He, anneannem aldı karşısına. Gelmiş geçmiş ne kadar hastalığı varsa hepsini çocuğa anlattı. Bir nevi gözleme karşılığında bedava sağlık hizmeti diyebiliriz. Ömer geldi. Nerede? Dışarıda, seni bekliyor. Ne dedin? Ne söyledin sen? Ne konuştunuz? Ay keşke bir önden şey yapsaydın. Defo çok sinirli falan deseydin. Saçmalama kızım. Senden bahsetmedik ki. Ya Allah Allah. Ne demek senden bahsetmedik ya? Ben tanıştırdım sizi. Tabii ki benden konuşacaksın. Ne konuşacaksın başka? Senin onu önden benim için manipüle etmen gerekiyordu. Biz öyle şeyler yapmıyoruz güzelim. Sen beni Nihan'la karıştırdın galiba. Biz öyle kendimizden sohbet ettik. Aman iyi halt ettiniz. Bana bak. Sen şunları bir içeri götürsene be. Oldu canım, çüş. İstiyorsan taze gelin gibi süzüleyim bir de. Ama neyi beklesinler o zaman, ne yapayım? Bak, sakin ol ha. Dur ya. Ömer. Sakinleştin mi biraz? Konuşalım diye geldim. Tabii konuşalım. İnsanlar konuşa konuşa. Dinliyorum. Ben mi konuşacağım? Tamam ben konuşayım. Defne bence lüzumsuz yere tartıştık. Ben seni hiç kırmak ister miyim? Sen benim canımsın. Bu ipe sapa gelmez şeyleri aramıza sokmuyorum. İpe sapa gelmez? Ha, o kadar önemsiz bir konu yani. Ha, çünkü bence çok önemli de. Hayır sen
Bana dedin ki sen olmasan Fikret'le birlikte olurdum. Öyle mi dedim? Gülme. Ay gülecek şey yok çünkü. Sen şimdi ben yokum. Yapayalnızsın, yalnızsın böyle ama çok yalnızsın yani. Ölüyorsun yalnızlıktan. Fikret geldi. Zaten karşılaşmışsınız da daha önceden. Hanımefendi de Benoğlu falan. Ay gülme. Ay sadece ben yakıştırmıyorum. Herkes öyle söylüyor. Defne, biz evlenmek üzereyiz. Aa öyle mi? Hatırladın demek. Defne, hadi. Neyse, şimdi benim işe gitmem gerekiyor. Hı hı. Ben de gideceğim işe. Şimdi içeride misafir var da. Tamam o zaman şirkette konuşuruz. Ben alırım senin gönlünü söz. Defne hadi kızım kahve bekliyoruz. Geldim anneanne. Görüşürüz. Seni seviyorum. Türkan teyze ya gözlemler çok güzel olmuş. Ellerine sağlık. Ay canım afiyet olsun. Gerçekten mi? Hı-hı. Çok sevindim ya. Sinan, benim sana bir şey söylemem lazım. Neymiş o? Ya da yok ya. Önce sen söyle. Nasıl gidiyor? İyi güzel. İşte öyle koşturup durmaca, defile falan. İyi ama işler yolunda yani. Onu sormuyorum. Aşk hayatı. O nasıl gidiyor? Söyle biliyorsun. Yani söyleyeceğim şey seni kırıp üzebilir. Yok canım. Biz çoktan geçtik o yollardan. Yani. Ben her zaman her şeyimle üzülsem de ölsem de senin için buradayım. Sen de bunu biliyorsun. Hayatımda başka biri var Sude. Hayatında başka biri olduğunu biliyorum. Ama ben onu sormuyorum. Ne o? Emin misin? Seni en az senin kadar sevecek olanı seçtiğinden emin misin gerçekten?
Sude, benim bunları seninle konuşmam doğru değil. Aslına bakarsan artık seninle konuşmam da pek doğru değil. Üzgünüm. Yeniden başlıyoruz Sinan. Yeniden. Ne oldu? Ay. Hepsi benim ürünüm. Hepsini ben yaptım. Gör bak aşkım. Gerekirse havanı at. Altta kalma. Ay kolişim yaptı dersin. İnsancıklar bilsin. Ay eline aklına sağlık korişim. Hazır gelmişken bir ortam taraması yapalım. Herkesin aşkları, meşkleri ne alemde? Ölçelim, tartalım. Ha, su kuşum orada. Sinan burada. Ömer buralardadır. Safoz? Safoz nerede? Ne diyorsun? Hı? Bence gayet iyi. Yani ya böyle bakıyorum komple de. Gayet iyi. İyi mi? Güzel güzel. Sağ ol. Ne var orada? Her şey güzel ya. Ben kaçırdım bir şey yok. Yani şöyle. İyi mi? İyi bence şöyle genel bakınca. Hatta çok 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 iyi. Eline sağlık. Merhaba, kolay gelsin. Ne haber Defne? İyi, iyi. Sizi sormalı. Sabah Ömer Bey'in tasarımlarını görme şerefine eriştim. Gerçi sen benden önce görmüşsündür, haklı olarak. Öyle, evet. Kim bilir neler çizmişsindir. Tasarımlarınız adeta birbirlerini tamamlıyor. Mükemmel uyum. Sırada ne var? Birlikte ne tasarlayacaksınız? Yani ben çok merak ediyorum gerçekten. Zaten şimdiden bir hayran kitleniz oluştu bile. Defne bir gelsene sen bana. Defne derdin ne senin? Ne oluyor? Benim ne derdim olacak canım? Ben kimim ki bir derdim olsun seninle? Defne şaka mı yapıyorsun? Yani gerçekten mi? Mesele Fikret mi? Ha, tabii ya doğru. Siz böyle güzel güzel konuşuyordunuz. Ben de geldim sizin ağzınızın tadını bozdum. Çok pardon, hiç hoş olmadı. Sen benden nasıl şüphelenirsin ya? Sen benden nasıl şüphe edersin? Çok bak, hakikaten çok saçma bir yerdesin. Hmm. Sen çünkü hep doğru yerdesin. Hep en doğruyu sen yaparsın. Bir sorun varsa onu Defne yapmıştır. Neyin nesiydi o kahve? Bildiğin kahve işte. Eski sevgilinle. Ay yapma Ömer ya. Çocuktuk biz. Çocuktuk? Defne ben gördüm. Gördüm. Sana nasıl baktığını gördüm. Ben de gördüm. Fikret'le... Defne yapma. Yapma. Yapma gerçekten gerek yok. Hmm. Burada sen mi karar vereceksin? Hayat koparır bazen seni. Oyunlar oynar denersin. Tüm gücünle karşı konsan da alt üst ediverir günlerini. Zaman dinlemez dertlerini. Güler arkandan sinsi sinsi. Ve sen her şeyinle karşı koysan. Of.
çıldıracağım şu an çocuklar. Vallahi çıldıracağım. Çekin şu ayağımın altından, çekin. Ay zaten sinirim bozuk şu an. Ay bir dakika, bir dakika. Bu yanlış ayakkabı. Nasıl yanlış ayakkabı? Ay vallahi şu an bayılacağım. Nasıl olur kız? Kız kim yedirdi bunu sana, kim? Ay ne oluyor bir de? Hayatım, senin ağzını yırtarım yalancı. Çıkar şunu, çıkar. Nerede bu kül kedisinin ayakkabısı, nerede? Buldum, tamam. Geldi. Bilirim. Ha? Ay sağ ol hayatım. Vallahi kariyerim yerle yeksan oluyordu. Sağ ol canım. Giy şunları. Hadi bakalım, hadi hadi hızlı birazcık. Ha? Nasıl gidiyor? Bir yaramazlık falan var mı? Ay öpüşüm. Kız tut elimi, tut. Güzel. Salak. Ay hayatım. Ay vardı da Fikret hemen sağ olsun şıp diye çözdü. Hadi hayatım kal. Gidiyoruz. Bilekleri kalın mı ne? Hadi gel. Yağmur. Yağmur. Yağmur değil Zeynep, Zeynep. Sus, cevap verin bana. Bekle. Kızım sen neredesin ya? Ben bir başıma öleceğim burada. Nihayet yani. Ya Defne, bu listeyi sen yaptın değil mi? Çünkü bir şey diyeceğim, buradaki çıktıyla diğerleri tutmuyor. İyi tamam, ver bakayım. Ömer Bey, Koray Bey sizi çağırıyor, çok acilmiş. Müsaitse gelebilir mi de? Geliyorum. Gidip duruyoruz ki. Yani çok saçma. Ben gidip barışacağım. Ha şöyle. Yani ne olursa olsun özür dileyeceğim. Kavga etmeyelim diyeceğim. Yani. Ya dayanamayacağım artık. Mantıklısı da bu zaten. Doğrusu bu. Hadi. Sen? Ben gideyim de kocayım. Şimdi burada birileriyle karşılaşacağım. Thank you.
Mekana bak ya. Çok güzel. Herkes burada kızım. Herkes burada. Nerede herkes burada ya? Ha tabii senin radarlar kapalı. Başım bağlı o yüzdendir. Ömer Bey, bir fotoğraf olabilir miyim? Şöyle Ömer Bey'le birlikte çekebilirsek çok seviniriz. Evet. Buyurun. Birlikte bir poz alalım lütfen. Bir de maskesiz olabilir miyiz? Markalarımızı birleştirecek misiniz? Harika. Biraz daha yaklaşalım mı? Harika. Evlenmeyi planladınız, doğru mu? Markalarınızı birleştirecek misiniz? Hem iş hem aşk eline diyebilir miyiz buna? Yok öyle bir şey arkadaşlar. Pardon. Ömer Bey, Ömer Bey, gidelim. Defne. Bırak. Gidemez. Yapma Defne. Sana bu haller yakışmıyor. Sen benim sevgilimsin. Düşündüğüm, umursadığım yalnız sensin. Seni seviyorum ben. Ömer. Etti de kıramadım yani iş sonuçta. Mecbur gideceğiz artık. E mecbur. Öz saygımdan. Yani işe karşı olan saygımdan. Yoksa? Yoksa? Aman neyse ne. Bana ne canım. Herkesin kendi hayatı sonuçta. Ya bu arada eve bir uğrarız değil mi? Benim birkaç bir şey almam lazım. Uğrarız. Uğrarız. Buyurun. Yok istemez. Ben kendim şey yaparım. Peki. Ne güzel şey yaptın. Hayır ne var yani benim ayağım takıldı ondan şey oldu. Ayrıca düşene gülünmez yani çok gerçekten çok ayıp. Ayıp. Buyurun buyurun. Biraz camı mı açsak? Klimayı açayım. Yok. Yok yok istemem. Ben pencere açayım. Daha iyi doğal hava.
Telefon nerede ya benim? İşimi acele aramıyordum, yine düşersin falan. Ha ben sakarım yani. Ne alakası var canım, alırım şuradan telefonu. Niye gülüyorsun? Şey oldu, çarptı kafamı ondan yani, yoksa... Dur, aklın kalacak şimdi. Al. Teşekkür ederim. Rica ederim. Anne gülüyorsun, çok ayıp yani. Şey yapılır mı öyle kaza geçirene, gülünür mü? Çok geçmiş olsun. Maşallah, maşallah. Ne de güzelsiniz siz böyle. Allah nazarlardan saklasın. Böyle sizin gibi gençleri görünce pırıl pırılsınız. Kendime geliyorum inan ki. Evli misiniz? Var mı çoluk çocuk? Ha, yok, biz daha öyle şey değiliz. Nişanlıyız. Oh, oh, ne güzel. Çok sevindim. Allah tamamını erdirsin. Bugünler en güzel günleriniz. Birbirinizin kıymetini bilin, olur mu evladım? Çok sevindim, Allah tamam derdirsin. Hadi hayırlı günler evladım, hayırlı uğurlu olsun. Mutluluklar diliyorum. İyi günler. Güzel konuştu şimdi. Ya değil mi? Üzmeyin birbirinizi falan. Dinle bunları, dinle. Ha, ben mi dinleyeyim? Ha, ben üzdüm yani seni. Bilmem artık. Bence sen dinle. Bak ne diyor? Üzmeyin birbirinizi, hor görmeyin, gönül almayı bilin, kırmayın diyor. Hadi ya, ben niye duymadım bunları? Ha, demek kafan artık başka yerdeyse. Demek ki neredeyse. Ömer ve Defne İplikçi. Topal. Kim? Ben. Anlamadım. Defne Topal diyorum, İplikçi değil. Peki, kimlik alabilir miyim? Allah Allah kardeşim, yalan mı söyleyeceğim ben sana? Rica ederim Defne Hanım. Kayıt için gerekli. O yüzden istiyorum. Ha. Buyurun. 701 numaralı oda. Nasıl? Güzeldir. Rahattır çok. Ay ben onu mu soruyorum? Tek oda mı bu? Tek oda için rezervasyon yapılmış. O zaman biz şey yapalım. Bir oda daha alalım. Maalesef. Konferans nedeniyle tüm odalarımız dolu. Ay hep de öyle olur zaten. Defne, gerçekten sorun mu bu? Yani. Ama neyse artık, yapacak bir şey yok. Arkadaşım size yardımcı olacak. Buyurun. Oldu. İyi günler. Sağ ol. Teşekkürler. Buyurun efendim. Sağ ol. Sinan. Ay ne alakası var canım? Sanki balayında mıyız biz? Ay. Ay bu
Burası bir çok sıcak oldu ya. Sıcak oldu burası. Ay sıcak. Sıcak oldu tabii. Sen çık, konferansa geç kalma. Ben şey yapayım, şuraları falan toplayayım. Sen git ama ben halledeceğim buraları. Ben çıkayım. Çık çık. Çıkayım ben. Ay. Son yıllarda ülke olarak ayakkabı üretiminde kazandığımız ivme oldukça kayda değer. Biz de Passiones olarak son teknolojili üretim yapan fabrikamız. Yılların birikimiyle oluşan tecrübe ve insan gücümüzle tasarımdaki tılsımı gündelik hayata taşımaya gayret ediyoruz. Sizin de bildiğiniz gibi Türk tasarımcıların ülkemizin içinde imza attıkları başarıların yanı sıra dünyada da artık modaya yön vermeye başladılar diyebiliriz. Milano, New York, Paris gibi moda haftalarında etkin bir şekilde kendilerini gösteren tasarımcılarla karşılaşıyoruz. Aslında eğitim tabii ki bununla alakalı çok şey... Pardon. Tabii eğitimin katkısı çok büyük bu anlamda. Ancak burada fırsatlar da devreye giriyor. Biz de şirket politikası olarak gençlere her zaman öncelik tanımaktan yanayız. Dediğim gibi şans vermek önemli. Gölgede kalmış moda dehalarının sihirli elleriyle bizleri bambaşka dünyalara götürdüğünü ben kendi adıma çok kez şahit oldum. Onların henüz kirlenmemiş, el değmemiş hayal dünyalarını bu yüzden çok çok ama çok önemsiyorum. Ne var canım? Bir gün işten kaytarsak, şöyle tadını çıkarsak birbirimizin. Keşke ama çıkmamız lazım, geç kalk. Of! Ya oflama. Hadi kalk. Bak hala şansımız var. Ömer, hadi aşkım, hadi sevgilim, hadi bir tanem, hadi. Efendim? Ay yok, kalkmayacak. Vallahi kalkamayacak ya. Vallahi tutmuş adamı kolumdan çekiyorum, düştüğüm hale bak. Elbette ki tasarlanan deri tek başına hiçbir estetik anlam ifade etmiyor. Yani aslında ayakkabıya ruhunu veren o yetenekli ellerin büyülü dokunuşları. Tabii bununla da bitmiyor. Tasarım çok yönlü, çok uzun bir süreç. Üretimi, pazarlama stratejisi, bir sürü şey, bunları iyi öngörmek gerekiyor. Bu süreci bütünüyle ele almak belki de en sağlıklısı. Merhaba. Merhaba Ömer Bey. Nasılsınız? Çok iyi, buyurun lütfen. Sinan Bey arayınca çok heyecanlandık doğrusu. Eğer olur da anlaşırsak Passiones'le çalışmak bizim için çok iyi olacak. Umarım, umarım. Neden anlaşmayalım değil mi? Biz sizi iki kişi bekliyorduk ama. Öyleydi ama Defne Hanım gelemedi. Bir aksilik yok ya. Yok, bir aksilik yok. Gelemedi işte. Buradayım canım. Geldim. Merhabalar. Hoş geldiniz Defne Hanım. Hoş bulduk. Siz de hoş geldiniz. Merhaba. Buyurun lütfen. Beni artık biraz mazur göreceksiniz beyler. Çünkü malum kadının hazırlanması biraz vakit alabiliyor. Haklısınız. Lütfen. Teşekkürler. Başladınız mı? Yani yakalamam gereken bir konu var mıydı? Yeni başlamıştık biz de.
pasyonist bu Gallo ortaklığı oldukça dikkatimizi çekti. Birlikte çalışma hevesimizi açığa çıkardı. Biz de pasyonist olarak bu ortaklıktan çok memnunuz. Fikret benim arkadaşım. Yani ne kadar büyük bir deha olduğunu kabul etmek gerek. Yani onunla çalıştığımız için çok şanslıyız. Tabii pasyonist de onun için büyük bir şans. Orası öyle tabii. Ama Galo ile birlikte şirketinizde de bir hareketlenme olduğunu kabul etmek lazım. Doğru. Yine de Sinyor İplikçi dehasına daha çok güveniyorum. Sonuçta bir pasyonist gerçeğinden bahsediyorsak bu onun sayesinde oldu. Yani kişiler gelip geçici. Galo bugün var, yarın yok. Yani bilemeyiz. Eğer bizimle çalışmak istiyorsanız, yani bu gerçekten pasyoniste güvendiğiniz için olmalı. Ha, Galo'ysa Galo orada. Ayarlayalım, onunla görüşün. Defne Hanım bayağı dişli çıktı. Yani iş hayatı sonuçta. Her zaman net olmakta fayda var. Haklısınız. Çok güzel bir buluşma oldu her anlamda. Birlikte çok güzel işler imza atacağımıza eminim. Hiç şüphem yok. O zaman haftaya pasyoniste bekliyoruz sizi. Tabii, görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Hoşçakalın Esna. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Görüşürüz. Acayiptin az önce. Öyle miydin? Evet. Şahaneydin. Büyüleyici. Büyülendim. Diyorsun. Hadi gel çıkalım buradan. Nereye? Ya gel. Efendim. Sen ne diyorsun? Nasıl şimdi? Tamam anladım. Ne oluyor ya? Koray'ı hastaneye kaldırmışlar. Gitmemiz gerekiyor. Hey Allah'ım ya, dağ gibi adam. Neyi var acaba? Niye daha ayrıntılı öğrenmedin? Anlarız gidince öyle çok önemli bir şey yok galiba. İnşallah ciddi bir şey yoktur. Oy. Üşüdün mü? Evet biraz üşüdüm. Defne bir şey yok tamam stres yapma. Seninle olmaktan o kadar mutluyum ki. Hayatımda daha önce hiç bu kadar mutlu olduğumu hatırlamıyorum. Dur bakalım, daha yeni başlıyoruz. Yeni bir hayat diyorsun. Daha keşfedeceğimiz bir sürü şeyimiz var. Önce birbirimizi, sonra hayatı, yaşanmamış duyguları, yaşanmamış zamanı. Hepsini birlikte yaşayacağız. Tadını çıkara çıkara. Ama söz ver. Ne olursa olsun elimi bırakmayacaksın. Söz. Ne olursunuz. Hayır yani neymiş şimdi? Niye hastaneye gitmedik ki? Koray Bey'in de her işi çetrefilli. Gaz sıkışması mıymış neymiş eve çıkarmışlar. İyi en azından öyle önemli bir şey değil. İşte tipik Koray. Ortada hiçbir şey yokken ayağa kaldırmıştır herkes. Ay ama şimdi o korkmuştur ya. Biz yanında olalım. Olalım bakalım.
çok kötüyüm çok. Ay bana nazarcıklar değdi, çok kötüyüm. Ay ne oldu sanki, yedin yedin hazmedemedin. Bana bak kız. Hayatım asıl hazmedemeyen sensin. Ben hazmetmişim. Benim çocukluğum Nişantaşı'nda geçti. Ben hizmetçilerle büyüdüm tatlım. Benim yatağıma kahveler gelirdi sabahın köründe. Benim çocukluğum boğazlarda geçti. Akıntı burnundan denize girerdim hatta. Ay bayın Ayşe Hanım. İyi misin Koray? Ay çok kötüyüm öbüş. Gidiyordum, az kalsın ödüyordum. Dur bakalım, bir şey yok, iyi gibisin. Kuru kız da gelmiş. Nasılsınız Koray Bey? Vallahi ben sizi çok iyi gördüm. Yalancı. Ay Ömür, çok kötüyüm hayatım, çok. Bir şey diyeceğim, gözünü seveyim, azıcık ilgilen, susun ya. E neler oldu bir anlat bakalım ya. Hem o yüzünün hali ne? Aa. Sinan. Senin bu halin ne, bu ne ya? Ne oldu? Gaz sıkıştı. Ha, gecenin en güzel haberi ha. Demek müşteriyi bağladın. İşte defterinin de katkısı büyük. Yani birlikte başardık. Güzel güzel. Kara göründü desene. Yani rüzgarı tersine çevirmeyi başardık. Bakalım pasyonistin kötü gidişatını durduracak gibiyiz. Böyle görünüyor. Benim de sana söyleyeceklerim var. Yani biraz enteresan haberler ama işte. Anlat kardeşim. Tramba şehirden ayrılmış. Yasemin de bize bir teklifle geldi. Birleşmeyi düşünür müyüz diyor. Bizim şemsiyemiz altında olacak eğer kabul edersek. Ortak olacak. Ya, küçük ortak yani. Hayır. Ne? Bunu yapamayız Sinan. Nasıl? Bir dakika, sen şimdi böyle lap diye karar mı verdin? Lap diye karar vermedim. Yani bizim herhangi bir konuda Yasemin'le ortak olmamız doğru değil. Ne demek doğru değil ya? Kime göre? Bana göre. Ben peki? Bak şimdi Sinan, bir soru sordum değil mi? Fikrimi söyledim ben de, olmaz diyorum. Ne var bunda anlaşılmayacak? Ömer, sen benim Yasemin'le iş dışındaki durumu biliyorsun. Biliyorum. Yani Yasemin senin hayatında çok başka bir yerde olabilir. Güzel bir şey ayrıca bu. Ama biz Yasemin'in sicilini de biliyoruz değil mi? Ayrıca senin ilişkinle bu durumun ne alakası var? Defne'nin pasyonise gelmesinin neyle alakası vardı? Defne Junior tasarımcıydı. Hatta onun ilk eğitimini de ben verdim hatırlarsan değil mi? Yani özel hayatımızda bir sorun yaşamasaydık şu an hala pasyonisteydi. Öyle mi? İs peki kardeşim? Ya Sinan yapma. Yok hayır, gerçekten merak ettim. Söyler misin İs? Ya bizim nesini anlatayım? Ferrari ile tarla sürdük. Maalesef kızın ne yaptığı belli. Geldi bizim şirkete, konsept danışmanı oldu. Bunu mu tartışıyoruz? Ya Yasemin de işine bir numara değil mi? Dün akşamın altından nasıl kalktığını görmedin mi? O olmasa yapabilecek miydik? Gördün işte. Orası başka. Gelsin işinin başında dursun, hiç itirazım yok. Ama ortaklık konusuna gelince yok öyle bir şey Sinan. Öyle mi? Öyle. Her şeyi siz karar vermiyorsunuz Ömer Bey. Aa, ne oluyor ya? Ömer'le Sinan kavga mı diyorlar? Kız, git bak bakalım. Evime bağırışmasınlar. Kocan kepçeyi çıldırtıyordur. Bakamam. Aa, neden? İznin mi yok cicim? Hayır. Ben Ömer'in kırmızı çizgilerine girmiyorum. Her şeyi burnumu sokmuyorum yani. Ay sen ne sıkıcı bir kızsın. Aferin Defne. Aferin kızım. Ben ne yazık ki Ömer kadar şanslı bir erkek olamadım. Hayatım, sen kadınsın, işin bu. Tebelleş olacaksın, burnunu sokacaksın. Ay ama sen ne anlarsın? Hayatım, o ne anlar? Bırak Allah aşkına. Ben gidip bakarım. Karar verilmesi gereken bir şey tartışıyorlarsa ben karar veririm. Ben de geleyim bari. Ay, karışmaları severim. Sonuçta şirketin ortağı benim. Ben. Defne. Ay efendim. Gel benden. Gel. Kardeşim bunu yarın konuşalım. Ha mesela neden? Ya neden yarın konuşuyoruz ya? Gel anlamıyorum, neden yarın? Bir anlat bana ya. Hadi.
Sinan anlamadım, bu hiddet ne? Hayır ben anlamadım da. Anlayan biri varsa bana da anlatabilir mi? Ben anlıyorum, anlatayım mı size? Bak sen şöyle düşünüyorsun. Ben yarına kadar düşüneceğim, ondan sonra geleceğim. Aa ben hatalıyım diyeceğim, sana bunu söyleyeceğim. Gelip özür dileyeceğim. Bunu bekliyorsun, bunu düşünüyorsun değil mi? Ben öyle bir şey demedim. Ay yapmayın Nurur, siz kardeşsiniz. Koray sen bir dur, seninle bir şey değil bu. Ay ömüşüm, dövme kepçemi. Zaten bir gramlık canı var, onu da sen alma bari. Ay çocuklar huzur içinde, sur içinde yaşadım. Bu çatı altında. Ne dövmesi, ne çatısı, ne diyorsun Koray? Ay evimizin çatısı hayatım. Bu ne? Bu ne bu? E dergi. Kızım görmedin mi? Ay neyi Neriman Hanım? Ay al oku. Hı. Fikret Galo röportajı. Burayı oku, bak burayı ne sormuşlar bir oku. Ömer İplikçi ile yaşadığınız ilişki ne türden? Bunun iş harici olduğunu söylemek de mümkün mü? Ne cevap vermiş? Hı? Ay ben bakamayacağım ne cevap vermiş. Kızım oku. Benim için özel bir yeri var Ömer'in. Bunu iş çok iyi açıklayamaz. İkimiz de yetişkin insanlarız. Ama beraber çok uyumlu çalıştığımızı söyleyebilirim. Kızım sen gerz misin? Ha? Burnunun dibine kadar girmiş tehlikenin farkında değil misin? Ay ne bileyim Neriman Hanım, yani sanki böyle çok da kötü bir şey söylememiş gibi ama. Ay. Anlaşıldı. Duruma ben el koyuyorum. O Fikret Galo'nun biletini kesiyorum. Seninle de bu konuyu daha sonra konuşacağız. Ay Ömer'le evleneceğim diye karşımıza çıktın. Bari o kafanı biraz kullan da kadın ol kadın. Anası babası yok, anası yok. Ay hadi git şimdi. Zaten Ömer de gelir fark eder yokluğunu. Senden sonra konuşacağız bunları. Fikret Galo'yu ben halledeceğim. Ya ama deme dedim ben sana. Ne diyorsam o. Hadi yürü, yürü. Ömer'e de hiçbir şeyden bahsetme. Hadi. Hadi. Koray. Koray bir dur da ne olduğunu anlayalım. Ay Necmoş Bey anlamıyoruz ki. E sormuyoruz da ondan. Çocuklar ne oldu? Niye tartışıyorsunuz? Bir şey olduğu yok amca. Aramızda. Ben şimdi bir Defne'yi bırakmaya gideceğim. Dediğim gibi şunu bir yarın konuşalım. Ay ne kadar klas bir çocuk. Lafını söyledi lap diye kalktı gitti. Siz hala durup birbirinize bakın. Koray. Ay ne var Necmoş Bey? Ölüyorduk burada. Nerede o günler? Ay hazır mutfaktayken acaba iki kap bir şeyler mi yesek ha? Ay biraz midem kızındı da. Ama size yemek yok Necmoş Bey. Yaşınız var. Bir şey yer falan lap diye gider evimde. Defne hadi. Tamam. Ömer kavga mı ettiniz yengeciğim? Mesele neydi? Ay yapmayın ne olur. Kırmayın birbirinizi yok yere. Ne gerek var? Görüşürüz yengeciğim. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Sinan bir sakin ol oğlum. Şu mevzuyu anlatın da anlayalım ne olduğunu. Yok abi. Yok anlatacak bir şey yok. Ömer işte bildiğimiz Ömer. Of. Yani şu dünya tatlısı kepçe bile ne hale getirdi o buz şelalesi. Vallahi pes. Merhaba. Merhaba Yasemin. Sinan iyi misin? Hayatım biz destek oluyoruz. Sana gerek yok. Çekilebilirsin. Oradan mı destek oluyorsun? Koray hadi biz gidelim de yalnız bırakalım. Koray. Tamam 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 geldim. Ay ev ev değil resmen gençlik dizisi. Vallahi bıktım bunların sorunlarından. Hadi kenarınızı halledin. Ay Necmoş Bey acaba diyorum tabu falan mı oynasak ha? Koray. Ay veya dur dur. Herkescikler gitsin uykum geldi benim. Hadi gidin. Hadi Koray. Hayret bir şey. Sinan hadi anlat neyin var? Bir şeyim yok. Gerçekten bir şeyim yok ya. Her zaman Ömer Bey'imiz haklı. Her zaman onun söyledikleri doğru. Anladın mı? Biz ne düşünüyoruz? Bizim hissettiklerimiz, bizim fikri hiçbir şeyin önemi yok ya. Bir sakin olur musun? Benim yüzümden mi birbirinize girdiniz? Yok canım, seninle ne alakası var? Ömer yüzünden girdik birbirimize. Sadece Ömer. Her zaman Ömer. Ömer. Sinan.
Kurişim dikkat et kendine. Hadi ben arabadayım. Hadi Neriman. Ay kocişim. Ay siz Sude ile gidin. Ben arkadan taksiyle geleyim. Malum Kore şimdi hastalandı falan. Biraz daha yalnız kalmasın. İyi tamam. Geçmiş olsun Koray. Gazını çıkar geçer. Ay sağ ol Necboş Bey. Ayağınıza sağlık. Kız girsene içeri. Ay niye yettin de kaldın Nöron? Dedikodu yaparız battaniyeleri çeke çeke. Ay Koriş, ben ona öyle dedim. Benim gitmem lazım, işim var. İş mi? Hı-hı. Ne işi kız? Hazırlan Koriş'im. Neriman'ın askerleri yeniden toplanıyor. Ece? Buyurun. Sen buyuracaksın Çiçim. Anlamadım. Anlarsın, geç. Ah, kediler, mediler. Bu mu numaran canım? Sevmez misiniz kedileri? Kedi gibi sokulanları sevmem. Girişkenliğin de bir sınırı var. Otur. Defne gelsene. Ha tamam gideyim peki. Sen şimdi bahçeye git. Beni bekle. Ben hemen geliyorum. Tamam? Tamam. Muhtemel aşk için açtım ben dimi. Yolculuk nereye? Dinlemeden kendimi. Çıkmasın.
Bir daha hiç tartışmayalım. Kim ne derse desin. Üzmeyelim, kırmayalım. Birlikte aynı yolda, aynı yere yürüyelim artık. Günaydın. Ben de sana sürpriz yapayım dedim. Hadi çabuk hazırlan da çekime geç kalmayalım. Ne güzel bir gün bu böyle. Ama Ömer Bey, şimdi siz... Ben de. Çıplaksınız. Keyfin yerinde bakıyorum. Yani benim keyfim yerinde. Ama senin değil gibi. Yani. Konuşmadınız mı hala? Halletmediniz mi meseleyi? Yani adam akıllı konuşamadık. Böyle çok da çözülecek gibi durmuyor. Ya olur mu hiç öyle şey Allah aşkına? Siz sadece iş ortağı değilsiniz ki. Aynı zamanda kardeşsiniz. İlla bir orta yol bulunur. Bu işin bir orta yolu yok Defne. Ay içini amma kararttın ya. Ne yapsam aydınlatamadım. Sen böyle dur karşımda. Güzel güzel bak. Sonra ben her çözüme inanırım. Allah Allah, o kadar kolay mıymış ya? Evet. Hadi hadi, geç kalıyoruz, hazırlan. Ben de şunları halledeyim. Devam. Başından salıyorsun beni, güzel. Ya yok, niye atayım? Geç kalmayalım diye dedim işte. Kahvaltı falan. Tamam, sen de gel. Nereye? Yukarı. Yukarı. Hı-hı. Ne yapacağım ben ya yukarıda? Gel öyle dur sadece odaya, gel. Allah Allah, siz de yapamayız ya. Günaydın Şükrü. Günaydın Ömer Bey, buyurun. Şöyle. Defne Hanım siz de böyle buyurun. Yok, ben onu oturacağım Şükrü abicim. Ama Defne yani sen artık Ömer Bey'in. Ya olsun. Şimdi sıkılırım ben arka koltukta. Hem senin sohbetini özledim. Ön koltukta biraz seninle sohbet ederiz. Zaten Ömer de çalışır şimdi, işmiş. Buz şelalesi. Tamam, peki. Buyurun. Thank you.
Ömür, hayatım, bu mankenler çok çirkin. Sinan mı seçti bunları? Gerçi Sinan kadından ne anlar? Öyle mi şekerim? Sus! Ben senin nereden şekerin oluyorum be? Koray Bey, mankenleri siz seçtiniz. Ha. Ay, değil mi? Ay, ay Allah'ım, herkescikler beni suçluyor. Ne büyük acılar bunlar. Koray, mankenler gayet güzel. Biliyorum hayatım, çünkü ben seçtim. Sinan, bir konuşalım mı artık? Dünden beri günden birikti. Konuşalım. Ay. Ay, resmen düello. Ay, durumlar geldi. Ay, Koreşi. Ne haber tatlı? Ay hayatım, vallahi mankenleri birer birer ben seçtim. Hepsi de çok güzel. Ay. Bana bak, Fikret Galo değil mi şu? Ay hadi gel, bir laf sokayım, hadi gelin. Hadi hayatım. Dün Fikret geldi. Bir teklifi var bize. Türkiye pazarına girmek istiyor işte. Mağaza açalım falan dedi. Yani pasyonist ve gal olarak. Hayır. Efendim? Fikrimi sordun, söylüyorum hemen işte. Hayır. Sinan, sen neyi kovalıyorsun? Hiçbir şey. Madem iki kişiyiz, ben Galo ile ortak iş yapmayı doğru bulmuyorum. Hem biz zaten mağaza açma sürecindeyiz. Ne gerek var? Peki bu cevabının bu Şeri ve Yasemin'le bir alakası var mı sence o konuyla? Olabilir. Sinan, hakikaten sen şu duygularını işe fazla karıştırıyorsun. Farkında mısın? Bence sen fazla bencil davranıyorsun. Ayrıca Defne ne diyecek Galo ile iş yapmana? Tamam dedi. Ha, aldın onların yani. Aldım. İyi, demek ki iş hayatımızın duygusal hayatımızla ilişkisi varmış, değil mi Ömer Bey? Aynı şey mi? Aynı şey. Ay. Sinan bak, bilerek yanlış yapmak başka bir şey. Anladın mı? Bir faydadan vazgeçmek bambaşka. Aşeri ile çalışmak tamamen yanlış yani, öyle mi? Yanlış. Beyler, acaba biz sizi konuşmak için karavana mı alsak? Evet evet, sizi karavana alalım. Şöyle bir kahve için, bir rahatlayın değil mi? Hadi. Biz ayrı karavanları kastetmemiştik ama. Ay, karışsak mı? Karışmasak mı? Böyle de bırakamayız. Ay, bırakmayalım. Konuşalım. O zaman ben Sinan'a. Ben de Ömer'e gideyim. Heh. Tamam. Sinan? Yasemin lütfen. Lütfen hiç boşuna şey yapma. Gerçekten geri adım atmayacağım bu sefer. Görsün herkes kim daha inatçıymış. Sevgilim, biraz sakin mi olsan acaba? Ya sakinim ben ya. Anladım. Meret bir şey ya. Bir de gelmiş teklifle Galo ile ortaklık yapacakmış. Oldu ha. Sen bizim her teklifimize hayır de biz senin her hamleni alkış tutacağız. Bravo. Yani çok da kötü bir fikir değilmiş aslında. Ya sen hiç yardımcı olmuyorsun şu anda. Canım, kızgın olmanı anlıyorum ama yani onun da kendince haklı sebepleri vardır. Var, var. O her zaman haklı zaten. Her zaman ya, dünyanın en haklı adamı ya. Keçi. Ya, ya siyah ya beyaz, orada da gri yok. Gri yok ortada. Ayrıca hep haklı. Haklıyım Defne. Yani duygusal davranıyor. Şu mağaza teklifini reddetmesi için hiçbir rasyonel nedeni yok. Ömer canım, biraz sakin. Sakinim ben. Anladım. Ne demek hayır ya? Hayır ne demek? Öyle düşünmeden, tartmadan. Yani ben Yasemin meselesini hayır dedim ya. O da şu mağaza teklifini aynısını yapıyor. Onun da belki kendince haklı sebepleri falan vardır. Olamaz. Mesele gayet net. İş hayatıyla duygusal hayatını birbirinden ayıramıyor. Yani çocukça davranıyor. Belki de kırılmıştır sana. İş yapıyoruz Defne. Kırgınlıklar üzerinden karar alacak iş. Çoktan geçtik. Bir de işte bu Şeri meselesi. Şeri meselesi ne? Yok yok yok, tamam. Bir şey yok. Sonuç? Negatif. Siz? Biz de. Oh, bu sefer tersini mi denesek? Heh, iyi fikir. O zaman ben Ömer'e. Ben de Sinan Bey'e gideyim. Heh. Oldu. Oldu. Sinan Bey. Defne lütfen bak, boşuna uğraşma tamam, hiç yadışacak gibi değilim yani. Ama olur mu canım öyle şey? Kardeşsiniz siz. Söyledin mi bunu Ömer'e de? Hı?
Evet söyledim. De biliyorsunuz işte keçidir biraz kendisi. Ya ama biz hep alttan alalım, hep onun yaptıklarını hoş görelim değil mi? Bu mu yani? Hayır hayır ben anlıyorum sizi. Yani durum Yasemin Hanım olunca böyle hassas davranmanız normal. Meselenin Yasemin'le ilgisi yok. Ama Ömer. Ömer çünkü o her zaman istediği olsun ister. İstediği olmayınca da böyle meseleyi kökten keser atar. Yani aynı şey işte ya tamam yani. Ayşe, onun da sinirleri bozuk. Evlilik öncesi tabii sinir, stres falan. Ondan şeydir. Cidden deneyeceğim şimdi bunu. Öyle tutarsa diye şey yaptım ama tutmadı değil mi? Konuşeri birleşmesi mi? Aranızı açan ben oluyorum değil mi? Yasemin, özel hayatında nasıl biri olduğunu seni ilgilendirir. Ama söz konusu iç hayat olunca hani ellerini nasıl kirletebildiğini gördüm. Ki beraber çalıştık da olmadı. Yani ortak olmamız söz konusu bile değil. Ki zaten ben Sinan'dan başkasıyla öyle bir ortaklık yürütemem. Bu kadar netim diyorsun. Öyle. Ve Koray? O da ortak sayılır neticede. Koray'ın ortaklığı kağıt üzerinde. Yani ufak bir hissesi var. Ki olmasaydı bu şekilde yürütme ihtimalimiz de yoktu zaten. Bütün bu olanlar benim yüzümden o zaman. Yani bu kavganın fitilini ben mi ateşledim? Söz konusu sen olunca Sinan çok başka davranıyor. Yani bunu kabul etmek lazım. Normalde bu kadar büyütülecek bir mesele değil bu. Her şey benim yüzümden oldu diyorsun. Yani değil. Sinan'ın hassasiyeti diye. Anladım Ömer. Yani bu düşüncede olan biriyle ben de ortak olmak istemem zaten. Ne hissettiğini konuşmamız çok iyi oldu. Ben de aydınlanmış oldum kendi açımdan. Güzel. Sağ ol. Sen de. Çantam nerede? Aşağı bıraktım Yasemin Hanım. Tamam hayatım. Ay sıktım biraz daha şöyle sık şuralarına. Al. İyi bakıyor. Gel hayatım gel. Ay gel. Otur. Kız ne sürdü sende de yeter. Çekil şuradan. Bakıyor öyle saç aklı. Şu bacağını da şöyle biraz. Ha koy. İyi bunlar da. Ha çok güzel. Çok güzel. Kız niye somurtuyorsun? Sevgilinden mi ayrıldın? Hayatım zamanı yakalaman lazım. Geçmişinle barış artık. Ay IQ'su düşük kızlar sizi. Ay. Kızlar, Yağmur, diğer kızları hazırlayın. Ay. Vallahi düşün bayılacağım şu an. Ay. Ay çok güzel. Hah. Biraz daha kaldır. Biraz bacağını kaldır hayatım bacağını. Ha. Ah. Ay. Delik varmış. Mevsimi geldi değil mi? Ay size de vermek isterdim de bana kadar var. Bakıyorum öyle burada. Ay bunlar yıkanmış mı? Ay. En sevdiğim cookie. Ayağın kaldı hayatım. Ay makineyi çekiyorum değil mi? Ay pili bitmiş bunun. Ozi çok güzel kızlar. Tatlım elini şöyle koy biraz. Elini bacağın üstüne koy. Kız sol elini. Ay solmuş. Tamam. Çok güzel. Ay hayatım sana var ya bayılıyorum. Resmen Greta Garbo gibisin. En çok sevdiğim manken sensin. Ay sen de vardın değil mi? Ay seni de seveyim bari. İyi kelimsiz. Yaklara bak. Pedikürsüz gelmiş. Çok güzel tatlım. Çok güzel. Şunu al. Sol elinde şöyle kaldır. Hoy empezó la fiesta, tú estás lista pa' gozar. Movimiento de cadera, no estás ready, pa' buena. Hoy empezó la fiesta, tú estás lista pa' gozar. Movimiento de cadera, no estás ready. Hoy empezó la fiesta, tú estás lista pa' gozar. Movimiento de cadera, no estás ready, pa' buena. Hoy empezó la fiesta, tú estás lista pa' gozar. Sube que
Sana tepsi aldım. Ne tepsisi? Gümüş tepsi. Ömer'i böyle üstüne koyarsın, Fikret Galo'ya sunarsın diye. Ay anladım. Ay hiçbir şey anlamadım. Yani seni istemiyorum ama Fikret Galo'yu hiç istemiyorum. Demek ki bu konuda müttefikiz. Kapiş? Ay biz sizle müttefik olmasak. Yani çünkü tarzlarımız çok farklı bizim. Siz bayağı bildiğin kriminal bir insansınız. Teşekkür ederim, öyleyimdir. Ama sen de maşallah pek bir safsın. Yani bu kadar zamandır şöyle şu kadar bir arpa boyu yol almadın kızım. Ay akıllanacaksın diye çok korkuyordum ama hiç umduğum gibi çıkmadın. Yani hayatımda senin kadar sınıf atlama merakı olmayan bir kız tanımadım. Ay çok memnunsun kendinden, hırs yoksunusun. Evet ben değil mi? Vallahi benim hayatım çok güzel, iyiyim yani. Ay sinir geldi tepemden. Ay hayatı çok güzelmiş. Kızım senin yerinde başkası olsaydı kendini saraylarda yaşatırdı. Ama dur uyanma şimdi sen. Otur öyle saf saf dur şimdi. Ay gerçi bu galo konusunda bana bir destek atsaydın iyi olurdu ama. Ay şimdi sen onu da beceremezsin. İş başa düştü. Ne yapacaksınız? Ay boş ver sen. Sen sonuca odaklan. Sen Ömer'i elinde tut. Kaptırma yeter. Ay iyilik kokuyorsun buram buram. Ay çok sıkıldım senin iyiliğinden. İçim karardı. Çok sıkıldım gidiyorum ben. Tamam bu ikisi tamam. Hepsini şey denetin kızlara. Ömer. Ben gidiyorum. Konuşsaydık. Yok konuşacak bir şey yok. Yasemin de mesaj attı zaten. Arama beni ben gidiyorum diye. Nasıl yani? Ya daha soruyor musun abi? Kırıp dökmüşsün işte kızı. Tamam aferin tebrikler. Hadi. İyi misin Ömer? Değilim. Çok üzülüyorum ya sizin şu durumunuza. Hayırımdan da hiçbir şey gelmiyor. Yasemin gitmiş. Nereye? Arama beni falan demiş Sinan'a. Ay Sinan Bey ne kadar üzülmüştür ya. Darmadağın olmuştur. Beni suçluyor Sinan. He. Suçlu musun peki? Bilmiyorum. Ay benim de kafam karıştı. Kim suçlu peki? Boş ver ya. Gel. Gel seveyim seni biraz. Ne güzel kokuyorsun öyle. Sanki her şey yolunda, hayat çok güzelmiş gibi. Ama çok güzel zaten. Dur biraz böyle de. Kokunu içime çekeyim, iyi hissedeyim kendimi. Canım ya, ne olur üzme kendini daha fazla. Biri olmalı. Varlığını daima bildiğin, böyle kendini güvende hissettiğin biri olmalı. Ay üzülme. Üzülürüm diyebilecek biri olmalı hayatımızda. Ay o kadar iyi geldik seninle konuşmak diyebilecek biri. Ay Ömür, tam senin ihtiyacın olan şeyler bunlar. Anladın mı kimden bahsettiğimi? Anlamadım Koray. Hayatım Kepçi'den bahsediyorum. Ay tatlım, arkadaş uğruna ölmek kolay ama uğruna ölebilecek arkadaş bulmak o kadar zordur ki. Ömüşüm, düşmanına borç para verince onu kazanırsın. Ama dostuna borç verince onu kaybedersin. Ay bu olmadı şimdi. Bunlar ezberden mi? Hayır hayatım, ezberden falan değil. Bak kiminle gezdiğine, kimin arkadaşlık ettiğine dikkat etmek zorundasın. Çünkü hayatım ne demişler? Gül bülbüle, karga çöplüğe götürür. Ay gerçek dost antika gibidir. Eskidikçe değeri artar. Ama sahte dostlar da çay gibidir. Bekledikçe demi bozar. Of! Ay ne güzel söyledin hayatım. Bak bazen dost minik bir kuş. Bazen olmayan sevgili. Bazen de saksıdaki çiçek gibidir. Ama asıl dost. Nerede benim defnem? Ay, hayatım kuru kız aramayacaksın. Sinoş'u arayacaksın. Ay yanlış kişi arıyorsun Ömüş. Güzelmiş. Ömer. Ne haber? İyi.
Sizin evin orada bir dondurmacı var ya, oraya geldik hep beraber dondurma yiyoruz. Ya buralardasınız yani. Hı hı. Uğrasana bana, özledim seni. Sana? Ay. Ya ne olur gidelim. Bak vallahi uslu uslu oturacağım, hiç dangozluk etmeyeceğim. Yalnız biz biraz kalabalığız ya. Ne olacak, hep beraber gidelim, bir şey olmaz. Zaten Koray da burada. Hey, iyi tamam o zaman. Değişik bir ekip olacağız biraz ama hiç değilse seni görmüş olurum. Gel hadi, bekliyorum. Tamam. Ay, kuru kız mı geliyor? Evet Koray. Ay, gelsin hayatım, gelsin. Ay, senin muhabbetin beni sarmıyor artık. Ay, gelsin de böyle iki gıybetin belini kıralım. Hep beraber geliyorlar işte. Serdar, İsmail, Nihan. Aa, onlar kim? Gerçi hayatım bir tek İsot Bey'i tanıyorum ben de. Ay, korkuyorum ondan, geriyor beni. Bir de Serdar dedim. Ay, ortaç olan mı yoksa? Ay, çünkü biz küçüz hayatım. Ay, yıllar önce bir klip çekimde biz bir kavga. Ay, ne ağız alışı yaptık. Bir de kliplerini benden çekti. Ay, belki 15 sene falan olmuştur, konuşmuyoruz. 5 sene miydi acaba? Ay, hatırlayamadım. Ay, Ömür. Aa. Ay. Ay, inşallah ortaç değildir. Ya. Hadi ne olur. Ben gelmem. Ben de abi, ne gerek var şimdi? Olmaz oğlum, geleceğiz dedik ayıp. Aman bunlar böyle yabani işte ya. Deplasmanda bir rahat edemiyorlar. Ya ne alakası var kızım? Kız sevgilisine gidiyor işte, sen de bir rahat bırak artık. Ya ne alakası var, zaten biz yalnız olmayacağız. Koray Bey de var. Hı? İyi işte. Evet. Ya hadi aşkım ya, ne olur. Ya hem bizim için de bir değişiklik olur. Hem bak, damadı öyle boş bırakmaya gelmez. Arada bir kolaçan etmek lazım. He. Doğru da bir yandan. İyi, gidelim madem. Süpersin. Ama öyle eli boş gitmeyelim ya. Ben şuradan bir baklava alayım. Ay hayır, dur. Ömer yemez. Ama Koray Bey yer. Adamın kapasitesi bitmediği için. Hatta en çok o yer. Döne döne yer kendisi. Nihan ve Koray Bey. Aman. Ne oldu be? Ne oldu? Sen çay mı yapıyorsun? Bırak, ben yaparım. Hala düşüncelisin. Ve düşünüyorum tabii. Vallahi ben Sinan Bey'i aradım, o da aynı. Ne olacak şimdi bu mağaza meselesi? Fikret falan. Bilmiyorum Defne. Ne yalan söyleyeyim, hiç düşünmek de istemiyorum. Bak sen buradasın. Güzel şeyler de var. Bırak tadını çıkaralım. İnsanın kendi derdini çözmesi kolaymış da böyle sevdiğininkini zormuş. Keşke seni güldürecek bir şeyler bulabilsem. Aa, hatta dur bir dakika, belki bulabilirim de. Evet. Ne bulabileceksin? Ha, ne bulabileceğim? Sen şimdi öyle sorunca hemen bulamadım. Aklıma gelmedi ama bir düşüneyim ben. Ne yapabilirim? Hayır, şimdi yalnız da değiliz. Ne yapacaktın ki yalnız olsak? İşte
seni güldürebilecek türlü çeşitli şeyler. Mesela? Mesela taklit. Ha. Ne ha? Ha işte ben başka şeyler düşündüm. Ha. Belli mi olur canım? Belki erken kalkarlar. Yok yani sanmıyorum şimdi. Nihan beni almadan gitmez. Koray Bey de biliyoruz. Elinde olsa neredeyse yatıya kalacak. Göndermenin bir yoluna bakalım. Ha, yok. Öyle şey yapmayalım. Şimdi çok ayıp olur çünkü. Yapmayalım öyle. Çayın yanına koyacak şeylerimiz var değil mi? Nerede onlar? Ben ünlüyüm. Benim gözlerim türbe yeşili. Gurmeyim ben. Her türlü hamur işini de döktürürüm be. Ödüllerim var benim. Çok pis kavga ederim. Benim nöron var. Evliyim ben. Daha çok gencim. Ha! Gül be kız. Fotoğraf çekiyorum ben. Hamileyim ben. Ha? Ha. Ah. Ay başıma gelenler. Neydi şimdi bu? Ay insan taşıyormuş. İyi bari ya. Nihan'la Koray Bey anlaşamaz sanıyordum da. Galiba iyi anlaştılar gibi. Sen şimdi bu akşam da mı kalmıyorsun bende? Ya Ömer. Vallahi tutma beni, dalacağım şuna ya. Geberdim senin ben saçını başımıyorlarım. Kız ne oluyor ya? O ne hakikaten? Defne koşun. Ay bırak beni. Ay son beni bırak. Ay bırak beni. Ay bu kenafir gözlüğün haddini bildirmem lazım. Gel. Gel hadi gel. Sen de bak bırak beni. Vallahi erkek merkek dinleneceğim. Alacağım ayağımın altına. Erkek Fatma. Yarım dünya. Ay, ay şişman dedi yetişsin. Koray ne yapıyorsun? Misafir onlar. Gidelim şu an meşgul koca kadına. Ya Defucuğum bak gidelim artık ha olay çıktı. Kız kaçma gel buraya. Gel, gel, gel. Yürü yürü. Bitti. Vallahi saçını başımı yolarım senin. Bittin oğlum sen de aklım sen ha. Kız terzi misin sen laflara bak. Pis. Ben kaçtım görüşürüz. Ay, ay gitti bu da bıraktı. Ay Ömür tut beni. Vallahi kendimi el yollamıyorum şu anda. Kötü şeyler yapacağım. Ay boşta kaldım. Defne. Biliyordum ben başıma geleceği bak işte. Boş ver. İyi geceler. Sonra bu geceyi telafi edelim ama olur mu? Edelim bence de. Hadi sana kızım meyve verdik burada ya. Al işte bak iyice cozuttu. Ne yapayım ben gideyim bari. İyi geceler. İyi geceler sevgilim.